sanki günümüzü birebir anlatan ayetler yine. Böyle ayetleri gördükçe imanımız kuvvetleniyor. Yani diyoruz ki Rabbimiz ne yücesin, ne büyüksün. Senin kitabın, kelamın ne yücedir, ne büyüktür. 3000 yıl önceki, 4000 yıl önceki olayları anlatıyorsun. Sanki günümüz. Birebir sanki günümüzü yaşıyoruz. Bu ayetleri görünce benim böyle gerçekten çok hayrete düşüyorum. Çok hayret hayran oluyorum yani. <laughs> o yüzden bu ayetlerde inşallah hep beraber paylaşmış oluruz. Bu ayetlerde Mevlam hakkıyla ifade ve istifade cümlemize nasip eylesin. Şimdi ilk önce olayı böyle bir anlatalım. Bu olay anlatacağımız ayette geçen olay Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı. Ama biliyorsunuz Musa Aleyhisselam ulul azim peygamberlerden ve yani çok büyük imtihanlara maruz kalmış. Özellikle kavmiyle, beni İsrail'le. Biliyorsunuz beni İsrail çok belalı bir kavim, çok lanetlenmiş bir kavim. Yine Musa Aleyhisselam'ı sıkıntıya soktukları olaylardan, hadiselerden bir tanesi var burada. Bunu hep beraber inşallah inceleyelim. Olayı şöyle kısaca anlatacak olursak böyle kısaca anlatacak olursak biraz Musa Aleyhisselam biliyorsunuz beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtardı. Firavun'un zulmünde inimini minliyorlardı. Yani ölümüne çalışıyorlardı. Ölümüne kölelik yapıyorlardı. Bu durumdan Musa Aleyhisselam onları kurtardı. Ve Musa Aleyhisselam'a iman ettiler. Sonra hep beraber yola çıktılar. Ondan sonra önlerine Kızıldeniz çıktı. Kızıldeniz ikiye böldü. Musa Aleyhisselam orada kavmiyle beraber geçti. Firavun da o Kızıldenizde geberdi gitti. Ve ondan sonra Musa aleyhisselam tabi yolda çok sıkıntı ettiler Musa aleyhisselama. Bu sıkıntı etmelerinden dolayı bunlardan bir tanesini yine anlatıyor Allahu Teala. Gidiyorlar yolda. Diyorlar ki ey Musa yani çöldeler tabii ki suya ihtiyaçları var. En çok ihtiyaçlarından bir tanesi sudur. Diyorlar ki ve idistes kavmi Musa'ya kavmihi. Allahu Teala yani verdiği nimetleri hatırlatır kullarına bize ne yapıyor? Bu olayları anlatıyor ki ey kullarım siz de Mevla'nın size verdiği nimetleri hatırlayın. Aldığınız nimetleri, gördüğünüz iyilikleri hatırlayın. Nankörlük etmeyin. Beni çok hayrete düşüren olaylardan bir tanesi şudur. Kafirin kelime manası hep küfreden, inkar eden diyoruz ya. Bir manası da nankörlük edendir. Yani kafirin kelime manalarından bir tanesi neymiş? Nankörlük eden. Kafir neden kafir oluyor? Mevla'ya nankörlük ediyor. Devamlı her saniye nefesini alıyorsun, veriyorsun. Bu oksijeni yaratan sana Mevla. O oksijenle, Mevla'nın verdiği dille Mevla'yı inkar ediyorsun. Mevla'ya nankörlük ediyorsun. Halbuki her an Mevla'nın nimetlerine, tecellilerine mazhar oluyorsun. Ama yine de ne yapıyor? Adam nankörlük işte nankör, nankörün bir manası yani kafir. Allahu Teala Müslümanlara da diyor, ey kullarım bakın siz de nankörlük etmeyin. Nankörlük kafirin bir diğer ismidir. Küfranı nimet, yani Mevla'nın verdiği nimetlere ya da yani bir Müslümandan, bir insandan da gördüğü nimetlere ne yapmayacak insan? Asla nankörlük etmeyecek. Nankörlük kafirlerin adetidir yani. Bunlar nankörlükte ileri gittikleri için en nihayetinde kafir oluyorlar. Müslüman ne olacak? Çok vefalı olacak. Çok vefalı olacak. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu anh hepimiz biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzini ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra ezanın içinde Eşhedü enne Muhammeden Resulullah söylerken gözleri doluyor. Ezan okuyamıyor daha. O kadar vefalı ki, o kadar vefalı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devesi o ne yapıyor? Yani kendini yerden yere atıyor. Kafasını taşlara vuruyor. Ne kadar vefalı. Ne kadar vefalı. Yani şimdi mesela ne derler hep? Hani çok affedersiniz. Bu vefayı anlatmak için bunu dile getirmek lazım. İşte köpek ne yapar? Sahibine çok vefalı davranır. Sahibini tanır. Sahibine asla nankörlük etmez. Kedi derler ya yani nankördür. Halbuki öyle değil. Kedinin manevi makamı köpeğinkinden daha üsttedir. Köpek nimet aldığı ele hürmet eder. Ama kedi o aradaki eli o eli görmez Mevla'dan geldiğini bilir. Yani evet bize bir nimet veren bir güzellik yapana elbette şükredeceğiz. Ama asıl şükrümüz kime olacak? Mevla'ya olacak. Mevla'ya olacak. Yani sana vesile olana elbette nankörlük yapmayacaksın. Müslüman vefalı olur. Müslüman vefalı olur. Müslüman nankör olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var. Diyor ki insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükredemez. Bir gün böyle bir tane abiyle bir diyaloğumuz oldu. İşte bir olaydan sonra onun da nalburu var böyle. Nalburdayız. İşte ara sıra gidiyoruz ona Kur'an dersi vermeye. Bizim kursumuzun altındaydı o zaman. Ona gidiyoruz ders vermeye. Tecrüt işte Kur'an-ı Kerim'e tecrüt öğretiyoruz ona. Gittik bir gün yine böyle muhabbet sohbet olurken bir abiye ben dedim teşekkür ederim abi dedim. Dedi ki ya hocam sen de mi dedi. Yani abi tamam belli bir zaman sonra dönüş yapmış ama hani temeli yok çok. Ya hocam dedi benim en nefret ettiğim kelimelerden bir tanesidir dedi. Niye dedim abi? Teşekkür ederim çok yani Çağdaş hani günümüze bulaşmış bir kelime gibi geliyor. Dedim abi teşekkürün yani dibine indiğimiz zaman Arapça bir kelimedir. Terek teşekkür Arapça bir kelimedir. Şükrün yani bir harf ziyade edilenidir. Şükür teşekkür ikisi aynı kökten gelir. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Mevla'ya da şükredemez. Hadisini okudum ona. Aa hocam ya ben yani teşekkür kelimesini bilerek hiç kullanmıyordum diyor. Neden sanki hani böyle çağdaş yani yeni kelimeler oluyor ya o kelimelerden zannediyordum dedi ama bundan sonra öğrendim. Bundan sonra ben de teşekkür edeceğim. Yani Müslüman teşekkür etmeyi asla unutmamalı. İnsanlara teşekkürü, insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen adam Mevla'ya hiç teşekkür edemez. İşte dolayısıyla Müslüman ne yapacak? Teşekkür edecek. Allahu Teala bazen nimetlerini ne yapar? İnsanlara bildirir. Geçmiş ümmetlere verdiği nimetleri de bildirir. Biz ne yapacağız? Kendi kendimize düşüneceğiz. Acaba bu nimetler veya hangi nimetler bizde var? Hangi nimetler bizde var ki biz bu nimetlere şükretmemiz lazım? Şimdi bir insan iyilik gördüğü adama ne yapması lazım? Teşekkür etmesi lazım. Nankörlük etmemesi lazım. Müslüman teşekkür eden vefalı bir kişi, şahıs olması lazım. Şimdi Mevla burada diyor ki ey kullarım ben Musa Aleyhisselam'ın ümmetine çölün ortasındayken çölün ortasında en çok muhtaç oldukları suyu onlara veriyordum. Ama onlar durmadan nankörlük ediyordu. Siz de böyle yapmayın diyor bize. Ve idisteska Musa Musa Aleyhisselam Rabbinden ne yaptı? Ümmeti için, kavmi için su istedi. Kavmihi kavmi için. Fakul nazrib bi'asakel hacar. Biz de ona dedik ki ey Musa elindeki asayla bu kayaya vur. Ve o kayaya vurdu. Fen fecerat min aşrata ayna. Beni İsrail 12 kabiledir. 12 kabiledir. Her bir kabile kendi boyunu, kendi sülalesini bilir. Ve Allahu Teala bunların yani kötü huylarını bildikleri için, bildiği için Mevla ne yaptı? Her kabileye ayrı bir su pınarı verdi. Yani demedi ki burada büyük bir kuyu var. Herkes gelsin buradan suyunu içsin. Demedi. Beni İsrail'i biliyor Mevla. Durmadan arıza çıkartacaklarını biliyor. Yani o kadar da özel nimet gönderiyor. Her kabileye bir ayrı pınar. Fen fecerat min 12 göz çıktı o sudan. Kad alime küllü ünasim Her kabile kendi su içeceği yeri biliyordu. Benim pınarım bu, benim gözüm bu, ben buradan içeceğim, ben bu çeşmeden kullanacağım, diğer çeşmeleri ellemeyeceğim. Bu bizim kabilenin çeşmesi. Ve böyle özel bir nimet gönderdi onlara Mevla. Külü veşrabu mir Mevla'nın verdiği rızıklardan yiyin. Mevla'nın verdiği suyu için. Ve la te'sev fil ardı müfsidin. Yeryüzünde haddi aşmayın. Yeryüzünde ifsat çıkarmayın. Fesatlık çıkarmayın. Yani yeryüzünü karıştırmayın allah Teala Musa Aleyhisselam'ın ümmetine bu Kızıldeniz'den çıktıktan sonra her sabahlayın kudret helvası, her akşamda bıldırcın eti. Tefsirlerde geçiyor. Kızarmış bıldırcın eti. Mevla gönderiyordu. Her gün. Bir de bunlara özel bir pınar çıkardı. Çölün ortasında. Yani hiç çalışmadan ne yiyorlar? Et yiyorlar. Tatlı yiyorlar etin üstüne. Bir de bol bol sularını içiyorlar. Yerden doğal kaynak suyunu içiyorlar. Bu kadar güzel yemek. Hiç çalışma yok. Ama Firavun'un zulmü altındayken çok affedersiniz sabahtan akşama kadar ölene kadar çalışıyorlardı canları çıkana kadar. Yedikleri az bir karınlarını doyuracak yemek. Hiçbir hakları yok. Hiçbir hakları yok. Ve bu şekilde ne yaptılar? Uzun zaman böyle çalıştılar. Musa Aleyhisselam bu zulümden onları kurtardı. Çölde Evet Musa Aleyhisselam'ı durmadan sıkıntıya soktukları için Mevla bunları 40 sene çölde dolaştırdı. 40 sene dolaştılar çölde. Sabah kalkıyorlar, diyorlar ki hadi bakalım bir yola çıkalım. Bakalım bize vaat edilen topraklara varabilecek miyiz? Gidiyorlar gidiyorlar, akşam oluyorlar diyorlar tamam yorulduk burada mola verelim. Bir bakıyorlar sabahki çıktıkları yer. Aynı yerdeler. Akşama kadar ancak aynı yere gelebilmişler. Dönüp dönüp dolaşıyorlar. Mevla çıkarmadı onları çölden. Bu kadar benim peygamberimi, Ülül Azim peygamberimi, Kur'an-ı Kerim'de bu kadar zikredilen peygamberi sen bu kadar zora, sıkıntıya sokarsan Mevla da seni dolaştırır öyle yani. İşte buradan hep bize dersler var. Bize hep dersler var. Ya sana iyilik edeni sıkıntıya sokmayacaksın fazla. Yani Müslüman kanaatkar olacak. Şimdi burada Mevla diyor ki ey kullarım. Bakın Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a karşı ne yaptı? durmadan yeni nimetler, yeni şeyler istedi ve Musa aleyhisselamı çok sıkıntıya soktu. Onu o kadar sıkıntıya sokan bu beni İsrail'de Mevla boş durmadı. Hesabını kesti. 40 yıl çölde dolaştırdı onları. Büyük bir hevesle, heyecanla sabah kalkıyorlar, yol alıyorlar. Yol alıyorlar. Bugün bir yere geleceğiz herhalde. Akşama bir bakıyorlar. Sabah kalıntılarını bıraktıkları yerdiler. Her gün hüsran, her gün hüsran. En sonunda Bıldırcın eti yiyorlar, tatlıyı yiyorlar, mis gibi kaynak suyunu içiyorlar. Musa Aleyhisselam artık şöyle dediler. Ya Musa biz önceki yerimizde ne rahattık ya. Sen bizi rahatımızdan ettin. Yani köle olarak yaşıyorlar. Musa Aleyhisselam'a söyledikleri, sen bizi rahatımızdan ettin. Biz önceden ne kadar rahattık ya. Böyle diyorlar. Halbuki Önce yedikleri bir şey yoktu yani. Onlar ne eti görmüştü, ne tatlıyı görmüştü, ne öyle kana kana istedikleri gibi her kabileye ayrı bir su veriyorlardı onlara. Ölmeyecek kadar, ölmeyecek kadar yiyorlar, içiyorlar, gece gündüz çalışıyorlar. Hiçbir hakları yok. Hiçbir hakları yok. Böyle bir hayattan hiçbir çalışmaları yok sabahtan akşama kadar. Yani bir şeye meşgul değiller, bir şeyle çalışma çabaları, dertleri, sıkıntıları yok. Yemekleri önlerine geliyor. Yani düşünün Pazardan alıyorsun, eve götürüyorsun o yemeği, kendin yapıyorsun. Burada onlar öyle bir şey de yok. Mevla bunlara gökyüzünden her sabah kudret elvası indiriyor. Tatlı özel geliyor, Mevla'dan geliyor. Bu nimeti görmelerine, bu mucizeleri görmelerine rağmen yine duramadılar. Sonra Musa Aleyhisselam'ı yine sıkıntıya sokmaya başladılar. Dediler ki ve izgultun, ya Musa, ey Musa, len nasbira ala taamin vahidin. Biz böyle bir çeşit yemeğe demeyiz. Müslüman ailesinde huzurlu olur. Tatlı olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda giderken bir sahabeyle karşılaştı. Ya Resulallah nereye gidiyorsun dedi. Dedi ki cennetime gidiyorum. Ya Resulallah cennet nesidir? Cennet benim evimdir dedi. Yani evinde o kadar mutlu, saadetli, huzurlu ki evi cennet oluyor. İşte Müslümanlar, biz de Müslümanlar olarak evlerimiz bu hale gelmesi lazım. Evimize giderken cennete gider gibi gitmemiz lazım. Müslümanın evi cenneti olmalı. Yani evine gittiği zaman bir huzur, bir sekinet, bir rahatlık, çocuk çocuk, neşe, eş. Yani böyle tatlı bir huzurlu ev cennet gibi olmalı bizim. Ama İslam'ın emirlerini yaşanmazsa bir evde yaşamazsak o zaman o ev bize cehennem olur. Eve gitmek istemeyiz. Akşam olduğu zaman nereye kaçsak, nereye işte takılsak diye bekleriz. Halbuki evinde huzur olan bir Müslüman ne yapar? İş yerinden çıkar çıkmaz hemen evine koşmak ister. Bir işi yoksa, eğer bir sohbete, camiye işte bunun gibi bunun haricinde ne yapmak ister? Hemen evine gitmek ister. Müslümanın evi böyle olacak. Musa Aleyhisselam yani şöyle dese haklıydı. Ey Beni İsrail! Siz Firavun'un zulmü altında köle olarak yaşarken ne buluyordunuz? Ne yiyordunuz da şimdi eti bulmuşsunuz, tatlıyı bulmuşsunuz, kaynak suyunu bulmuşsunuz? Biz buna sabretmeyiz diyorsunuz. Sanki paşalar gibi yaşıyordunuz. Köleydiniz. Ölümüne çalışıyordunuz. E, e şimdi neyi beğenmiyorsunuz? Ama nankörlük işte, nankörlük bu Beni İsrail'in en baştaki özelliklerinden bir tanesi. İnsanoğlunda da vardır ama Müslüman olabildiğince bu nankörlüğü atmak ister. Atmalı. Müslümana nankörlük yakışmıyor. Dediler "Ey Musa biz asla bu tek çeşit yemeye sabretmeyiz." Fe'du lana rabbeke yukhrij lana mimma tummitül ard. Şu yerde yetiştirdiğimiz şeyler var ya, işte sebzeler. Onlardan Rabbine dua et, onlardan versin bize. Hep ısmarlama, hep ısmarlama. Rabbine dua et şunu versin. Rabbine dua et bunu yapsın. Rabbine dua et şunu yapsın. Hep fazladan bir nimet, fazladan bir nimet. Hiçbir rahat yok. Hiçbir kanaat yok. Durmadan şikayet, durmadan nankörlük. Musa Aleyhisselam tabi sıkılıyor böyle durmadan istek, durmadan istek, şükür yok, kanaat yok. Musa Aleyhisselam durmadan kavmiyle Allahu Teala arasında gidip geliyor, durmadan dua ediyor. Bunun üzerine mimma tüm bütün ardu min bakliha biz yeryüzünde yetişen o sebzelerden vakithaiha ve, ve fumiha kabaktan, mercimekten, sarımsaktan ve adesiha ve basaliha. Şimdi burada hepinize bir soru var. Şimdi bu Beni İsrail, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, çölde dolaşan bu ümmet neler istemişti? İşte mercimek istedi, kabak istedi, ondan sonra sebzelerden istedi. Şimdi size 100 puanlık bir soru. Başka ne istemiş olabilir? Soğan maşallah hepiniz bildiniz. Yani bu insanlar sanki 3500-4000 yıldan beri hiç değişmemiş. Dertleri tasalara soğan. İlle soğan isteyecekler. Ya Mevla sana neler verdi neler verdi. Ama yok kardeşim soğanımız eksik bizim. Et yiyorsun, kudret elvası yiyorsun. Ama soğan yoksa olmaz bu sofra eksik. Yani günümüzde de aynı değil mi yani? Soğan, soğan, soğan. S nokta durmadan tutturdular bunu. Bırakmıyorlar. Soğan, soğan, soğan. Arkadaş yani bu soğanı bir kenara bırakın artık ya.